Liquid Bootcamp. Abi Liquid'in bugün bir videosunu izledim. Şey Semih senin attığın. Aynen, ben de onu bir şey mi dün izledim kanka işte. Yani çok, yani diğer e-spor takımlarının öyle şey yok yani. Bunlar çok ayrı bir şey Abi yapmış. bunlar ama çok şovlamış ya. Evet. Kanka İnanılmaz internet bir şov hızını da yani. göster. Sen internet hızını gördün mü videoda? Hey everyone, it's Görmedim. Mike from Team Liquid. Tamam, şimdi baştan sona izleyeceksen eğer yayında hiç söylemeyeyim. İzle yani. EU. So right now we're in the entrance and the Girişe first bak. thing you are hit with is Oğlum şu ne ya? İyiyse bak ya. Our mini hall of fame. And this is my favorite piece right here. Şey kanka sanki our uzay championship aracının ring. Şey yani değil mi? Evet. Kop tipi ne işte. I can't take it Bu off. Şey biliyor musun? Külçe altın muhabbetini biliyor musun? Yok Geçin bilmiyorum bak. o ne? Anlatayım bana, geri sar bak. Anlat bakayım. Kanka CS'de 4 tane büyük ESL turnuvası kazanırsan Grand Slam ödülü veriyorlardı işte. Her oyuncuya külçe altın. 4 kere büyük turnuva kazandıysan arka arkaya. O külçe altının bir tanesi 250 bin dolardı. Liquid bunu başardı. 4 tane büyük turnuvaya kazandı CS'de. İşte külçe altın kazandılar. Liquid de büyük ihtimal oyuncularından birine parayı verip külçe altın alıp Gaming House'a koymuş yani. Vay amısına koyayım ya. Ben böyle bir şey hayatta satmazdım. O peki tamam külçeyi anladık. Yanındaki cumhuriyetler ne? Senin? Onlar da Senin takım oyuncuların... abi. Onlar büyük ihtimal takım oyuncularının kazandığı işte ESL turnuvalarında MVP bir de EVP ödülleri oluyor. O ödülleri de alıp oraya koymuşlar yani. Harbiden ben böyle bir şey kazansam hayatta satmam imkanı yok. Satılmaz ya. Ama bu en kötü gün parası olarak kalır yani. Hani Tam en kötü onu yastık altı satarız işte tamam ya. Yani. 250 bin dolar ya. Right here, our championship ring. I can't take it off. Şu yüzük de çok iyi bu arada. I put it on the wrong finger, I'm not kidding. The other thing on the other side of the entrance hallway is one of my favorite rooms because it Allah'ım, holds a nasip lot et of ya magic Rabbim. And relevance to an organization like ours, which is our Dell Technology server room. Maybe you guys can insert a speed test right here so that people can see how fast our internet actually is. Kaç? 9306 megabit mi? Yani bu adam bu adamlar saniyede 1 GB mi indiriyorlar abi? İşte o ping'in sebebi bu kanka bence yani. Şu anlar Gaming House'da, o screenshot Gaming House'dan. Yes. 17 right next to the server. Nasıl ya? 1 GB oğlum işte. Bak şöyle evet, hesapladım. Hayır. Benim internetim 1000 megabit. Saniyede 100 megabayt oluyor. 9306 da yani neredeyse bir saniyede 1 GB. Yani sen yarım dakikada Apex falan indiriyorsun değil mi bu internetle? Şaka gibi. Evet. Dur Apex indirip giriyorum bir çiçek gidip geleyim diyorsun. Tıklayıp Apex geliyor diyor. İşte. Ya ben 100 megabaytım var. Ben. 100 megabit megabaytla mı? GeForce Bravo 20 lira. Selamlar Ferit'im. Eşimle birlikte yarın dört gözle bekliyor olacağız. İnşallah galibiyet ile yola devam ederiz. Kaptan Semih'e ve diğer saygıdeğer oyuncularımız hepsi kıymetli. Şimdiden başarılar. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz, güzel dilekleriniz için ve başınız için. Çok sağ ol. İnşallah hep beraber abi. Ya çok adaletsizlik geliyor bana bu ya. Gerçekten çok büyük adalet. İnternet lan kaç senedir var amına koyayım bu dünyada ya internet. Acaba chat'teki insanların hepsinin internet hızlarını toplasam buna erişir mi? Bilmiyorum. Kafa kafaya gelebilir Rauf abi ya. Hemen hemen. Upload'u kapatamayız abi hiçbir türlü. O da upload zor. Upload'u zaten sıçtık. Upload direkt. Upload direkt bütün Türkiye'nin upload'u kadar verdi. And we also have this really cute plushie of Blue, which we debuted a couple weeks ago. Yarabbi şükür değil. And what you need in every office is your front desk and the smile behind the front desk. Hello, Laura, how are you? Doing good, how are you? Now, it looks like there's a little hole here. Are you gonna push a button and make a monster energy come out? Düşünsene Ferit, böyle bir sekreter Burak oturuyor orada. Oh right, okay, we're not that fancy. So the first thing that you gelenlere hoş geldiniz. Bu babam video değil mi amına koyayım? Burak nerede bu arada? Ha buradaymış. Buradayım. Bitcoin ne oldu lan? Burak deyince Bitcoin aklıma geliyor amına koyayım.
to an area. So our staff users here, our various teams each year. It's also a waiting area and a viewing party area. Baba koydukları right LED'e bak ya. La biz bunu Kıbrıs projesinde koyduk aman okuyayım. Götümüz çıktı şunun parasını ödeyene kadar ya. Gelir almadık. Zarara girdik Kıbrıs projesinde Big Boss Life 1'de. İnanılmaz adam koymuş Gaming House'a ya. Celebrating all of those years of victories for Team Liquid. The other cool thing in the dining hall is the kitchen, and we went all out on the kitchen. We wanted to make sure our nutritionists and chefs have everything that they need. We do 3 meals per day, sometimes 7 days a week, especially when we have one or two teams in town. That way we can keep everybody happy, healthy, and fed. Right next to the kitchen and dining hall area is the Team Liquid Player Lounge, and this is a place to chill, play ping pong, but also, if you need something from our chef... Ne var, bu adam hep orada mı? You get it. Next to the player lounge is the player hallway, which leads to both scrim rooms and also Gelecek our streamer Johnson. Pods. So shout out to Elgato for giving us everything that we need in these streamer pods to make sure that we have all of the latest tech for going live on Twitch and Huya. Further down the player hallway, bilgisayar kasaları falan mı çok şey ya? Kanka Alien Veer ya. Alien Veer o konuda gerçekten Dark Side of the Moon or Lunar Light. So I'm gonna pick Dark Side of the Moon. Let's go. What you'll see is coach and manager on your left and then room for 5 players. Abi şuna bittim ya. Şu sadelik, şu minimallik ve çok hoş, çok hoş, çok hoş. İnanılmaz. İki tane farklı farklı odadan bahsetti Ferit, onu fark ettin mi? Dark Side of the Moon, Lunar Light bir de. İkisinde de 5 tane oyuncuyu oynayabilecek kadar bilgisayar varmış. Aynen oraya öyle. Gidip arkadaşın olduğunu düşünüp karşı karşıya oturup abi oynaman yok mu? Of. Zaten şu an hem CS takımı orada hem Valorant takımı orada mesela. Aynı anda botcamp'teler o şeyde. Sana bir şey diyeyim mi? Kesin şu tavandaki delikler var ya, kesin oradan oksijen basıyorlar aman akoyim. Kesin bak. Kumarhane stili kanka. Vallahi bak oksijen basıyorlar ki ayık kalsın diye oyuncular amına koyayım. We've thought of everything here in terms of tech, comfort, lighting and you can also stream out of here if you want to entertain your audiences right from the scrim room. Then further down, each scrim room comes with a replay review theater where we can draw on top of our gameplay and review all of our VODs together. Kanka duydun mu? Replay review theater ne amına koyayım ya. Review, yani bayağı maçlardan sonra analiz, teori craft için mekana bak. Adam demoyu al gel demiş amına koyayım. Burada oynatıyorlar kanka, bak burada yanlış oynadın. Bunu bizimkilere versen var ya. Orada porno izlerler amına koyayım. Five computers, room for the coach and manager, Osman and we also have our own replay review theater for this training room as well. 4K. When we go from playing to working, sararım hocam, these are our meeting rooms. Daha bir sararım. İki, ya iki oda için, kanka bak iki oda için ayrı ayrı bir de. Evet evet ayrı ayrı, o odanın da var, öbür odanın da var. And one of my favorite areas is the war rooms or the call rooms that we have, they're all Marvel themed for the first time. So we have Captain America, Doctor Strange, and Venom. Next is our open office area where a variety of staff... Ben bu odaları anlamadım. Ne abi? Sik kadar oda zaten. Görüşme odaları mı bu? Toplantı odaları mı? Şov abi. Dinleyemedim. Baştan alsana be. Adam anlatıyordur belki. Benim one of my favorite areas is the alan. War rooms or the call rooms that we have. They're all war rooms or call rooms. Call rooms. Marvel themed for the first time. So we have Captain America, Doctor Strange and Mental Venom. Reset bölgesi mi acaba? Next is our open office. Galiba orada oturup düşünüyorlar değil mi oyuncular? Area where a variety of staff sits, but this is the tech hub. So everything from TLNet to Liquid Plus. Burası internet kafeye benzemiş. Oh, yeah. Also your favorite wiki, Liquipedia.
The other functions out of the open office are graph. Adamın sürekli gülmesi beni çok irite etti bu arada. Abi böyle bir yere girsem ben de gülerim. Kanka adam COO yani iki aşağısı. En üstteki adamın iki aşağısı. O kadar para kazandım. Ben de gülerim. Adam sürekli her an kopacakmış gibi bak. Tipine bakın. Her an böyle patlayacak ya. School, the second best ping pong player on the exec team sits. He has a really cool private office. And then we make our way back to the front desk. Thanks for checking out the facility. You'll see a lot more of it in the coming months and years. But before we go, let me show you the coolest thing. Oh, ne oluyor abi? Ne diyorsun sen? Yani çok etkilenmedim bundan ama. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şunu like'layayım da beğenilere düşsün. Kalsın sonra günün birinde eğer büyük başarılar elde edersek öyle bir şey yaparız. Copy paste yaparız chat. Sen de beni gülerek anlatırsan var ya. Aynen öyle. Olarak. Full böyle anlatacağım kanka. Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor mu tuş ya? 50'si gibi almış bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere tamam. Falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dediğim şey bunun ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.